demiş. 1,5 litre, 2 litre ve 5 litrelik şişeler varmış elimizde ve en az birer tane kullanacakmışız. 100 litre suyu bunlarla kutulayacakmışız, paketleyecekmişiz. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Şimdi elimizde 1,5 litreliklerden olacak, 2 litreliklerden olacak ve 5 litreliklerden olacak. Bunların adetlerini bilmiyoruz ama toplamları 100 litre olacak. Tabii birer tane kullanacağız en az. Yani bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane de bundan kullanacağız kesinlikle. Toplamları da 100 litre edecek. Şimdi 1 litre 1,5'tan, 1 litre 2 litrelikten bir tane, bir tane de 5 litrelikten alırsak 1,5 artı 2 artı 5 toplam, evet, 7, 8,5. 8,5 litre yapar. Bir kere bunu kesinlikle kullanacağız. Tamamı 100 litreydi. 100 litreden bu 8,5'u çıkarırsak geriye 92,5, 91,5. Evet, 91,5. 91,5 litre kalır. Biz şimdi 91,5 litrelik suyu diğerlerine koyacağız, diğer şişelere. Şimdi en fazla kaç tane şişe vardır diyor. Eğer biz şişe sayımızı fazla tutmak istiyorsak mümkün olduğunca küçük şişeler kullanmalıyız. Yani şu 1,5'lukları kullanabiliriz. Eğer 1,5'luklarla şu 91,5 litreyi oluşturabiliyorsak oluştururuz. Bakalım 91,5 1,5'a tam bölünüyor mu? Ona bakacağız. Şimdi 91,5'u 1,5'a bölsek şu virgülleri kaydırırız. 915 bölü 15. Şimdi her ikisi de 3'e bölünebilir. 3'ün katı çünkü. Bunu 3'e bölüyorum. Şurası 305 yapar. Bunu 3'e bölüyorum. 5. 305 5'e de bölünebilir. Şöyle yazayım tekrar. 305 bölü 5. 305'e de 5'e bölersek 30'a 5 6 kez. 6 kere 5 30. 5 de 5 1 kez 61. Demek ki 61 tane daha 1,5 litrelik şişe kullanırsak biz 100 litreyi bu şekilde şişelemiş oluyoruz. Kaç tane şişe vardır diyor. En fazla 61, bir de burada almıştık. 62 tane 1,5'luk. Bir tane 2 litrelik, bir tane de 5 litrelik kullanıyoruz. Toplam 64 tane şişe kullanmış oluruz. Tabii şöyle olsaydı, mesela diyelim tam bölmeseydi, mesela diyelim ki küsuratlı çıksaydı, o zaman şunlardan kullanmayı deneyecektik. 61'in şu 1,5'un tam katı yapacak şekilde. Bir tane bundan ya da şundan kullanabiliriz.